Son yıllarda yapay zeka sıklıkla duyduğumuz kavramlardan. İnsanların aklını kurcalayan teknolojilerden biri olan yapay zeka, teknoloji ve bilimin bir araya gelmesini sağlıyor. Teknolojinin her geçen gün şaşırtmaya devam ettiği günlerde sadece elektronik cihazlarda değil, meslek gruplarında da karşımıza yenilikler sunuyor. Yapay zeka son yıllarda yaşamımızın içine önce filmlerde sonra kullandığımız cihazlarla girmeye başladı. Yapay zekanın ortaya çıkardığı iş kollarından biri de yapay zeka mühendisliğidir. Makinelerin insan beyni gibi çalışması için programlama yapan, makine öğrenme algoritmalarını tasarlayan ve bu alanda gerekli tüm çalışmalardan sorumlu olan kişilere yapay zeka mühendisi denir. Makineleri mantıklı ve verimli olacak şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla programlayan yapay zeka mühendisleri genellikle yazılım firmalarında çalışmalarını sürdürür. Ayrıca gelecek yıllarda hastanelerde, fabrikalarda ve hizmet sektöründe olmaları da planlanmaktadır. Yapay zeka mühendisi, yapay zekanın ne olduğundan, makine öğrenme algoritmaları çalışmalarının nasıl işlendiğine dair bilgi sahibi olan kişilerdir. Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri bu alanda çalışma içinde olan mühendisler arasında yer alır. İnsan davranışlarını anlama, problem çözme ve karar verme süreçlerini yakından analiz eden yapay zeka mühendisleri oldukça çeşitli görevlere sahiptir. Karşılaşabilecek çeşitli sorunlar karşısında makinelerin çalışması, karar vermeleri ve sistemlerin organizasyonu üzerine çalışmalar yürütür. Veri bilimi takımının kullanılmakta olduğu altyapıyı otomatik bir düzene oturtmaktan sorumludur. Makine öğrenmesini faydalı hale getirmek ve süreçlerin otomatik bir hal almasını sağlamak temel sorumlulukları arasında yer alır. İyi bir yapay zeka mühendisi uzun süre konsantrasyon sağlayabilmeli ve analitik düşünme becerisi sergileyebilmelidir. Bilgisayar ve yazılım ile yakından ilgili olmalıdır. Yaratıcılık becerisi sergilemeli ve eleştirel düşünme becerisine sahip olmalıdır. Mesleki yenilikleri öğrenmeye istekli olmalı, özellikle teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Yapay zeka mühendisliği bölümü 2019-2020 eğitim döneminde yepyeni bir eğitim seçeneği olarak hayatımıza girdi. Hacettepe Üniversitesi'nde 30 kontenjan açıldı. İlk 2 sene bilgisayar mühendisliği dersleri ağırlıklıyken son 2 sene yapay zeka alanına odaklı eğitim verilmekte. Yapay zeka mühendisliği bölümü dışında üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler ardından bazı bilgilere sahip olmak için sertifika programlarına katılabilir ve kendilerini geliştirebilir. Günümüzde ve gelecek yıllarda sadece yazılım şirketleri değil, hastaneler, okullar, fabrikalar ve hizmet sektörü gibi pek çok alanda faaliyet gösteren kurumlar yapay zeka mühendislerine ihtiyaç duyacaktır.